Herkese merhaba, hepiniz Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle Özde Bir Yayınlarının Türkiye genelinde uygulamış olduğu bir teğet denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videomu beğenir, yorum yapar, teşekkür edip selam da göndermeyi unutmazsan çok sevinirim. Bir yurtdışı gezisine katılan heykel sanatçısı Eren, Gezi sırasında görseldeki dev örümcek heykelinden çok etkilenmiş ve benzer bir tanesini kendi atölyesinde imal etmek istemiştir. Fakat ilk denemesinde Eren'in tasarladığı örümcek heykeli kendi ağlına dayanamayarak yıkılmıştır. Eren ikinci denemesinde amaçladığı heykeli yıkılmadan imal ettiğine göre ikinci denemesinde ilkine göre değişikliklerinden hangilerini tek başına yapmış olabilir? 1- Heykelin tüm boyutlarını eşit oranda büyütme. Heykelin tüm boyutlarını eşit oranda büyütmeyi şuna benzetebiliriz. Bir küp düşünün ve bu küpün tüm boyutlarını aynı oranda büyüttüğünüzü düşünün. Her bir kenarı A olan bir küp 2A'ya çıkardım boyutunu. Düzgün olduğu için ilk durumda dayanıklılık 1 bölü A iken ikinci durumda dayanıklılığı ise 1 bölü 2A olur. Yani tüm boyutlar eşit oranda artırılırsa heykelinde dayanıklılığı azalmış olacaktır ki burada evet heykelin ikinci denemede yıkılmadığından bahsediyor. Bu durumda heykel daha dayanıklı olmalıydı. Bir aradığım cevap olmayacaktır. Çünkü bir yapmak dayanıklılığı azaltacaktır. 2. Heykelin ayaklarının kalınlığını artırma. Evet. Dayanıklılık kesit alan bölü hacimdi. Kesit alanı hacme böldüğümüzde Dağınıklılık formülü buluyoruz. Bu formülde dağınıklılığın kesit alanla doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Kesit alan artarsa dağınıklılık da artmış olacaktır. Bu durumda heykelin ayaklarının kalınlığını artırma kesit alanı yani K'yı ya da S'yi artırmak demektir. İki aradığım cevaplardan biri oldu. 3. Heykeli imal ederken farklı türden malzeme kullanma. Evet kullanılan malzemenin cinsi de dağınıklığı etkiler. Heykelin ayakları topraktan yapılmış olsaydı heykel daha çabuk çökecekti. Ama demirden ya da daha güçlü bir çimentodan yapılmış olsaydı heykel daha dağınıklı olacaktı. Bu durumda farklı tür malzeme yani malzemenin cinsi de dağınıklığı etkiler. 3'te doğru oldu. Cevap 2 ve 3'te Edirne'de yer almakta. Deniz seviyesindeki ısıca yaratılmış 3 ayrı kabın içinde kütleleri birbirine eşit olan 0 santigrat derecedeki K suyu, 0 derecedeki L buzu ve 10 santigrattaki M suyu bulunmaktadır. Evet kütlelerin hepsi de birbirine eşit. K suyunun kütlesi M, L buzunun kütlesi M ve M suyunun kütlesi M'ymiş. K, L ve M'nin iç enerjileri sırasıyla E, K, e, L ve e, M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. İç enerji, bir cismin içerisindeki moleküllerin bağlanma enerjisi yani potansiyel enerjisi artı cismin ya da maddenin içerisindeki moleküllerin kinetik enerjisi yani titreşim enerjisi şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda bakın sıcaklık arttıkça maddenin içerisindeki moleküllerin kinetik enerjisi artacak. Bu da iç enerji arttırmış olacaktır. Sıcaklığı en büyük olan M olduğuna göre bakın K sıcaklığı 0 santigrat derece, L buzun sıcaklığı 0 santigrat fakat M suyunun sıcaklığı 10 santigrat derece. M'nin sıcaklığı diğer maddelerin sıcaklığından daha büyük olduğu için iç enerjisi en büyük olan M olmalı. Yani M'nin iç enerjisi en büyük olmalıdır deriz. Bu durumda M'nin en büyük olduğu seçenek B, C ya da D olmalı. Fakat K suyu 0 santigrat derecede. L buzu ise bu da 0 santigratta. Evet maddenin hal değişimine bakacak olursak buz eriyip su olmakta. Buz eriyip su olunca da potansiyel enerjisi artmaktadır. Evet sıcaklık aynı. T sabit hem K için hem L için. Bakın L buzdu. L buz. K ise su. Sıcaklıklar sabit. Bu durumda suyun potansiyel enerjisi buzunkinden büyük. Çünkü su molekülleri arasındaki bağlanma enerjisi, bağ enerjisi daha fazla olduğundan potansiyel enerjisi daha fazla olacaktır. Bu durumda K'nin de iç enerjisi L'ninkinden büyük olmalı. Yani L'nin iç enerjisi en küçük olmalı. Bulduğum tüm iç enerjileri sıralayayım. EM büyüktür EK bu da büyüktür EL şeklinde yazabiliriz. Bakın buz ve suyun sıcaklığı aynıydı. Fakat Potansiyel enerji su halinde üst halde buzdan suya geçerken katı sıvı sıvı halde daha büyük olduğundan iç enerji daha büyük olmalı. Bu durumda buzun iç enerjisi küçük olmalı. Yani ki de en küçük iç enerjiye sahip olacağından cevap C'de cihatça fizikte bulunacaktır. Düşey kesiti verilen K ve L kaplarından dik silindir biçimindeki K kabının içinde suyun kap tabanında oluşturduğu sıvı basıncı P. Sıvı basınç kuvvetinin büyüklüğü F'dir diyor. Evet sıvı basıncı şu yüksekliğe H. Suyun öz kütlesine D diyecek olursam ilk durumda basıncımız P eşittir. H çarpı D çarpı G olmalı. Bakın suyu L kabına boşalttığımda ise L kabının tabanını bilemiyorum. Bu durumda L kabının tabanını bilemediğimden hocam ya yukarı doğru genişliyor. Şu taban 10S bu S olabilir. Tam tersine şu 100S bu S olabilir. Bu durumda buradaki suyun yüksekliği hakkında kesin bir şey diyemeyeceğim. Suyun yüksekliği hakkında kesin bir şey diyemeyeceğim için de ikinci durumdaki P üssü L kabındaki basınç içinde kesin bir şey diyemeyiz. Bu durumda D ya da E aradım cevaplardan biri olmalı. Peki basınç kuvveti? Basınç kuvveti ise suyun şu zemine yapmış olduğu ağırlığa eşit olmalı. Suyun ağırlığına G diyeyim. Peki suyu şuraya boşalttığımızda suyun ağırlığı yine G olacaktır. Fakat bakın ne diyor? Suyun kap tabanında oluşturduğu basınç kuvvetinin büyüklüğü diyor. Bütün suyun ağırlığı şekil 1'de kabın tabanı üzerinde olduğundan ilk durumdaki basınç kuvvetimiz F1 eşittir suyun ağırlığı olmalı. İkinci durumda ise tabandaki basınç kuvvetini bulalım. İki durumdaki basınç kuvveti tabandaki şu basınç kuvveti olmalı. Yalnız sıvı yan tabanlara da kabın yan tabanlarına da bir basınç kuvveti uygulayacağından haliyle yan taraftaki basınç kuvvetlerine F yan demiş olayım. Bu durumda F2 artı F yan tüm ağırlığın toplamı kadar olmalı. Yani F2 aslında G'den küçük olmalıdır. Çünkü suyun ağırlığının bir kısmı kabın yan yüzeylerine etki etmiş. F2 de G'den az bir değer olmuştur. Bu da F'nin yani basınç kuvvetinin öncekine göre azalmış olduğunu gösterecektir. Cevap D seçeneğinde yer almaktadır. Yatay ve sürtünme yoldaki bir cisim yatay olarak uygulanmakta olan sabit bir F kuvvetinin etkisinde düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Cisim düzgün doğrusal hareket yapıyor ve yatay sürtünmeli bir yolda sabit bir F kuvvetinin etkisinde. Düzgün doğrusal hareket yapmak demek cismin hızının sabit yani üzerindeki net kuvvetinde sıfır olması anlamına geliyor. Net kuvvet sıfırsa iğme de sıfır olmalıdır. Evet cisim düzgün doğrusal hareket yaptığı için cisme sürtünmeli ortam olduğundan harekete zıt yönde bir kuvvet etki ediyor olmalı. Yani F'ye ters yönde hareket ters yönde Fs kuvveti etkitmeli ki sürtünme kuvveti de cisme uygulanan kuvvete eşit olmalı. Bir, Cisme etkeden sürtünme kuvveti F kuvvetine eşittir. F kuvvetine eşit değildir. Büyüklük olarak eşittir. Çünkü bakın F üzerinde ok işaret var. Bu durumda zaten F sür F'ye eşit olmayacak. Üzerinde ok işaret olduğu için eksi F'ye eşit olacaktır. Evet vektörel büyüklük olarak sorulduğu için sürtünme kuvveti F'nin tersine eşit olmalıdır. 2. Cisim başlangıçta aynı yatay yolda duruyor olsaydı. Cisim duruyor olsaydı yani ilk hızı 0 olsaydı F kuvveti uygulanmış olsaydı yine aynı yöne F kuvveti uygulanmış olsaydı bu cisim harekete geçemeyecekti. Neden mi? Çünkü cisme uygulanan Fs büyüklük olarak F'ye eşit olduğundan birbirlerini dengeleyecek. Cismin üzerindeki bileşke sıfır olacak. Bileşke sıfır olunca cisim herhangi bir net kuvvetin etkisinde olmayınca hareket edemeyecek. Bir ivme kazanamayacak. Yani harekete geçemeyecektir. 2 doğru oldu. 3. F kuvveti ile cisme etkilen sürtünme kuvveti etki tepki kuvvet çiftidir. Etki ve tepki kuvvet çiftleri farklı cisimler üzerine etki etmiş olmalı. Bakın hemen F kuvveti cisme etki ediyor. Sürtünme kuvveti ise yerden yine cisme etki ettiği için aynı cisim üzerlerine etki ediyorlar. Bu durumda aynı cisim üzerine bu iki kuvvet de etki ettiğinden bunlar etki tepki kuvvet çifti olamayacaktır. Cevap bu durumda B yalnız 2 olmalıdır. Mehmet bir lamba bir zil, iş direnci önemsiz özdeş, iki üreteç ve açık KLM anahtarı ile şekildeki elektrik devresini kurmuştur. Buna göre Mehmet yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1- Yalnız KVL anahtarlarını kapatırsa lamba ışık verir fakat zil çalmaz. K, L anahtarlarını kapatıyormuş Mehmet. K'yi kapatsın, L'yi kapatsın. Bu durumda KVL kapandığında Üreticinin pozitif kutbundan çıkacak akım K anahtar üzerinden geçerek diğer üretecek gidemiyor. Çünkü şu M açık. Haliyle şuradan dolaşıyor. Evet. Şu tarafta bakın açıklık var. Dolayısıyla zilin olduğu kısımdan geçemeyecek. Lamban olduğu kısımdan geçecek ve lamba yanacak. Fakat zil çalmayacaktır. Bir aradım cevaplardan biri oldu. 2. Yalnız K ve M anahtarlarını kapatırsa zil çalar fakat lamba ışık vermez diyor. K'yi ve M'yi kapatalım. K ve M anahtarlarını kapattık. Bu durumda zil çalıyor diyor. Bakın pozitif kutuptan çıkacak akım K anahtarının kapandığı yerden geçmeli. Fakat şu kısım açık olduğundan buradan akım geçemeyecektir. Hemen zile yönelecek. Ama bakın artıdan pozitif kutuptan çıkan akım zaten artı kutba gidemez. Yani haliyle burada akım dolaşamaz. Ya da şu iki üreteç birbirine seri olduğundan devrede bu durumda ve 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 seri olduğundan v eksi ve devrenin eş değer elektromotor kuvveti yani pil potansiyeli sıfır olacaktır. Bu durumda zil çalmayacaktır. Zil çalmayacak. Lamba zaten ışık vermeyecekti. Zil çalar demişti. Zil çalmayacağı için iki aradığım cevaplardan biri olmadı. Evet piller ters olduğundan v eksi ve toplam potansiyel devrenin gerilimi sıfır oldu. Zil çalmadı. Lambada ışık vermedi deriz. 3. Yalnız L ve M anahtarlarını kapatırsa Mehmet hem zil çalar hem de lamba ışık verir diyor. L'yi kapatsın, M'yi de kapatsın. Akımın üreticinin pozitif kutbundan çıktığını düşünelim. Pozitif kutuptan çıkacak akım bakın şöyle zilin üzerinden geçti. Zil bu durumda çaldı mı devre tamamlanırsa yani üreticinin pozitif kutbundan çıkan akım negatif kutba ulaşırsa zil çalacaktır. Devam edelim. Akım böyle gidiyor. Fakat akım şu tarafa doğru gitmek isteyebilirim, isteyebilir. Ama K anahtarı açık olduğundan şuradan akım geçemeyecektir. Bu durumda akım L anahtarının kapalı olduğu yolu tercih eder ve buradan geçer. Devre tamamlanırsa lamba yanabilir. Evet, gelen akım yine şuradan men üzerinden geçti ve üreticinin negatif kutbuna ulaştı. Bu durumda hem zilin hem de lambanın üzerinden geçen akım üreticinin pozitif kutbundan çıkıp negatif kutbuna ulaştığı için hem zil çalacak hem de lamba ışık verecektir. 3 doğru oldu. Bu durumda 1 ve 3'ün birlikte yer aldığı cevap D seçeneğinde cevap 1 ve 3 olarak işaretlenir. Kerem'in öğretmeni ses dalgası ve elektromanyetik dalga konularını anlattıktan sonra Kerem'den bu dalgaların ortak özelliklerini düşünerek Aklına gelenleri defterine yazmasını istemiştir. Kerem'in defterine yazdığı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre Kerem'in defterine yazdığı bu bilgilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru sorulmuş. 1. Her ikisinin de insan sağlığına zararlı yönleri olabilmektedir. Sesin şiddeti arttığında kulak sağlığına zarar verebilir. Yani kulak zarını patlatabilir deriz. Bu olabilir. Peki elektromanyetik dalga Elektromanyetik dalgaların enerjisi arttığında örneğin X ışınları ya da gama ışınları insan sağlığını tehdit ederler. Yüksek derecede radyasyon yaydıkları için yüksek enerjide düşük dalga boyunda radyasyon yani ışıma yaptıkları için insan sağlığına zararlı olabilmektedir. Bu doğru bir bilgi oldu. Her ikisi de enli dalgadır. Ses boyuna bir dalga. Fakat elektromanyetik dalgalar ise bunlarda da Enine dalgalardır. Bu durumda her ikisi enine olmadı. Yanlış. 2 yanlış oldu. 3 her ikisi de boşlukta yayılabilir. Ses sadece maddesel ortamda, katı, sıvı, gaz gibi ortamda yayılabilir ama elektromanyetik dalgalar hem ortamda yayılabilirler, katı, sıvı, gaz gibi hem de boşlukta yayılabilirler. Bu durumda her ikisi de boşlukta yayılabilir dediği için ses Boş, dayayılamıyordu. Bu da yanlış oldu. 2 ve 3'ün beraber yer aldığı seçenek E seçeneği. Bir bilgisayar simülasyonunda bir çukur aynanın odağına noktasal ışık kaynağı, merkezine küresel opak bir cisim ve merkezin dışına da asal ekseni dik olarak bir perde şekildeki gibi konuluyor. Bu durumda perdede oluşan hem tam gölge hem de yarı gölge. Buna göre simülasyonda başka bir değişiklik yapılmadan çukur ayna kaldırılarak yerine düzlem ayna konulduğunda tam gölge ve yarı gölgenin alanı içinde söylenebilir. Kaynaktan çıkan ışıklar engeli geçemezler. Engeli geçemeyince de engelin arkada bir perde görüntüsü oluşur. Yani direkt kaynaktan gelen ışınlar engeli geçemeyince şurada şöyle bir gölge oluştu. Görüntü mü demiştim az önce? Görüntü değil de gölge oluşuyor. Bakın yine çukur aynanın odağında bulunan kaynaktan çıkan ışınlar aynaya gittiklerinde aynadan asal ekseni paralel yansırlar. Haliyle buradan tüm ışınlar şu şekilde paralel yansıyacaktır. Bu şekilde paralel yansıyan ışınlar M engelini geçemeyecek ve M engelinin şöyle bir gölgesini oluşturacaktır. Bakın şurada bir gölge oluştu. Ortada siyahla çizilen bölge hiçbir kaynaktan ışın almamakta Burası tam gölge olmaktadır. Tam gölgenin çevresindeki kırmızı bölgeye ise Şukurena'dan paralel yansıyan ışınlar düşmekte. Fakat şu direk kaynaktan gelen ışınlar ise buraya düşmemektedir. Yani aynadan gelen ışınlar buraya düşerken direk kaynaktan çıkan ışınlar ise buraya ulaşmamaktadır. Bu durumda bu da yarı gölge oldu. Bir kaynaktan ışık alıp birinden ışık almadığı için. Peki çukur aynayı kaldırıp düzlem ayna bırakalım diyor. Bu durumda çukur aynayı kaldırıp düzlem ayna bırakırsam ne olur? Çukur aynanın yerine düzlem aynamızı çizelim. Düzlem ayna çizildi. Kaynaktan doğrudan çıkan ışınlar engeli geçememişti ve engelin arkada bir gölgesi oluştu şöyle. Bu ozan yarı gölgenin şu boyutu falan değişmedi. Yani şu dışarıdaki dairenin alanı değişmedi. Kaynağın düzlem ayna uzaklığı değilse D kadar arkada görüntüsü oluşuyor. Haliyle kaynağın görüntüsünden çıkan ışınlar aynaya ulaşır. Nereden ulaşır bakalım. Bakın daha uzaktan. Şuradan paralel geliyordu. Şu bakın şuna paralel gelseydi şöyle olacaktı. Ya paralel gelen ışınlar bu kez şuralardan birden geliyor. Buradan gelince bakın evet şu gelen ışınların gölgesi büyüyecektir. Haliyle görüntüden gelen ışınlar tam gölgeye neden olacak. Tam gölgeye neden olan bu ışınların şurada oluşturduğu tam gölge büyüyecektir deriz. Yani aşıda olduğu gibi. Bu durumda ikinci durumda şöyle bir şekil çizebiliriz. Yani bakın kırmızıydı. Şöyle bir tam gölge vardı. Bu tam gölge büyüyecek şöyle hafiften büyüyecek. Tam gölge büyüyecek. Dolayısıyla tam gölge artmış olacaktır. Tam gölge artarı işaretlemem gerekiyor. Tam gölge artınca yarı gölgenin şu dairesi kaynaktan çıkan ışınların oluşturduğu gölgenin yarıçapı değişmedi. Haliyle burası sabit kaldı. Fakat tam gölge yarı gölgenin içinde dışa doğru büyüdüğü için yarı gölge de azalmış olur deriz. Bu durumda artar, azalır. Cevap A seçeneğinde bulunmalı. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız. Herkese merhaba. Hepiniz Cihad ÇaFizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle Özdebir bir yayınlarının Türkiye genelinde uygulamış olduğu bir ayet denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videomu paylaşmayı, teşekkür edip selam yollamayı da unutma. Aynı anda çalışan özdeş S1 ve S2 noktasal dalga kaynaklarının sabit derinlikli dalga leğeninde oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre bu girişim deseni üzerinde bulunan KLMN ve P noktalarının katar ve düğüm noktası olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir diyor. Katar noktalarını şöyle ifade edebiliriz. Katar noktaları tepe artı tepe iki dalga tepesinin üst üste binmesi ya da iki dalga çukurunun üst üste binmesi çift tepe ve çift çukur olarak adlandırılıyor. Düğüm noktaları ise dalga tepeleri ile dalga çukurların üst üste binmesi ya da girişimi olarak ifade ediliyor. Bakalım katar noktalarını bulalım. K noktasından başlayalım. Bakın kalın çizgiler tepe noktalarını gösteriyordu. K noktası tepe artı tepe şeklinde bulundu. L noktası ise bakınız iki kesikli çizgi yani çukur birleşmiş. L çukur artı çukur şeklinde. Hemen M noktasına geldim. M noktası da bir kırmızı çizgi, bir mavi çizgi. iki tane kalın çizgi. Yani tepe artı tepeyi ifade ediyor. Ardından N noktasına bakalım hemen hep birlikte. Neye baktığımızda bir mavi kalın çizgi, bir kesikli yani bir tepe ve bir çukur. Bu durumda tepe artı çukur N noktasını gösteriyor. P noktasında ise yine kırmızı kalın çizgi yani tepe ve kesikli çizgi çukur şeklinde ifade edeceğiz. Kesikli noktaların çukur, kalınların tepe olduğunu tekrar hatırlatayım sizlere. Bu durumda tepe tepe katar noktası olmalı. Katarlar K noktası katar, L noktası katar, M noktası katar. Bunlar çift tepe ve çift çukurdu. Haliyle N ve P de düğüm çizgisi olacağından Cevap E seçeneğinde bulunacaktır. Esra karanlık ortamda yapacağı bir tek yarıkta kırınım deneyinde ışık kaynağı olarak karışım sarı ışık kullanmaktaymış. Deneye başlamadan önce Esra beyaz renkli perdeyi tamamen yeşile boyuyor. Buna göre Esra deneyi gerçekleştirdiğinde perdede gözlenen saçakların renkleri hangileri olabilir diyor. Evet Esra beyaz perdeyi tamamıyla yeşile boyamış. Yeşil bir perdeye sahip olmuştur. Yeşil renkli bir perdeye. Bura karışım sarı ışık. Yani hem kırmızı ışık düşmeli hem de yeşil ışık düşmeli bu durumda. Bakın her ikisi beraberse zaten kırmızı artı yeşil sarıydı zaten. Bu durumda yeşil perde kendi rengini yansıtır. Yani yeşili yansıtır. Yeşil renkli perdeye iki yeşil tepe gitmiş olsun ve orada karşılaşmış olsunlar. Bu iki yeşil tepe orada karşılaşmadan önce birbirlerini güçlendirir. Yani yeşil bir ışık olurlar. Yeşil ışıkla yeşil perden yansıyınca aydınlık saçaklar yeşil renkli görülebilir. Peki iki kırmızı gitmiş olsaydı iki kırmızı tepe birbirlerini güçlendirerek gitmiş olsaydı kırmızı ışık bu durumda yine güçlü bir kırmızı tepe olacak. Fakat kırmızı tepe yeşil ekrandan yansımayacak. Yeşil ekran siyah olarak görülecekti. Bu durumda kırmızı görülme şansı olmadı zaten. Peki kırmızı artı yeşil olsaydı? Yani bir kırmızı tepe ile bir de yeşil tepe aynı noktaya düşmüş olsaydı. Bunlar birbirlerini güçlendirir. Kırmızı artı yeşil sarı olurdu. Fakat sarı da yeşil renkli perdeden yansımayacak. Haliyle yeşil perde üzerine sarı düştüğünde siyah gözükecektir. Sarı da bu şekilde olmayacak. Yani kırmızı ve sarı ışıkların yeşil perden yansıma şansı yok. Bu durumda cevap sadece yeşil yani yalnız bir olacaktır. Doğrusal ve birbirine paralel raylarda hareket eden X, Y, Z ve T trenlerinin 0 tez zaman aralığındaki konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Evet buna göre 0 tez zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı vermeli. Hız ifadesi v eşittir delta x bölü delta t idi. Yani yer değiştirme bölü zaman ki bunu da son konum eksi ilk konum bölü zaman şeklinde yazabiliriz. X için bakalım x son konumu x. x eksi 2x bölü geçen zaman t ki buradan hız Eksi x bölü t oldu ki eksi yön belirtir. Peki y için bakalım. Ve y ise son bulunduğu yer x ilk konumu sıfır. x eksi sıfır bölü geçen zaman yine sıfırdan t'ye t idi. Buradan x bölü t oldu y'nin de hızı. Peki z'nin hızı? Ya z'nin hızı sıfır çünkü hep aynı konumda. Eksi x eksi eksi x yer değiştirme sıfır. Geçen zaman t z'nin de hızı sıfır oldu. T'nin hızına bakıyorum bir de. Son konum eksi x. Eksi ilk konum eksi 2x bölü geçen zaman ise sıfırdan t'ye t olarak ifade edilsin. Buradan işlem yapılırsa bunun da x bölü t olduğu görüldü. Bakın hızları yazalım. Yani x'in hızına eksi v diyeyim. Üzerinde ok işareti. Yani vektörel olduğu için tabii ki. Y'nin hızına v diyorum. Z'nin hızına da V demiş olayım. Bu durumda diyor ki 1. X'teki bir gözlemci T'yi kendine yaklaşıyormuş gibi görüyor. X bakın eksi yönde gitmekte şu tarafa V hızıyla. Y ise artı yönde gitmekte. Haliyle bunlar birbirlerine yaklaşıyor olabilirler. Bakalım. Evet yaklaşıyorlarmış zaten konum zaman grafiğine baktığımızda. Y sıfır konumundan X'e giderken x'te 2x'ten x'e gelmiş. Yani birbirlerine yaklaşmışlar. Bir doğru oldu. 2 y'deki bir gözlemci t'yi duruyormuş gibi görüyor. Bakın y'nin hızı zaten evet v'ydi. t'nin hızı da v'ydi. Her ikisi de aynı yönde gidiyor. t v hızıyla artı yönde giderken y de v hızıyla artı yönde gitmeli. Araçlar aynı yönde aynı hızla giderlerse birbirlerini duruyor gibi görürler. 2 doğru oldu. 3 Z'deki bir gözlemci T'yi yavaşlıyormuş gibi görür. Ya Z durgunmuş ha. T'yi yavaşlıyormuş görüyormuş. Baksana sen bu yalana. Z hızı 0 şöyle durgun. T'yi yavaşlıyor görüyormuş. T'nin de hızı pozitif yönde. Bu tarafı pozitif seçelim. Z durgun. Hareketli bir cismi nasıl yavaşlıyor görsün. Bunu hızı neyse o hızla gidiyor gibi görür. Yani sabit bir hızla gidiyor gibi görür ki T'nin eğimi zaten sabit. Hızı sabitti. Bu durumda T'nin hızı sabit olduğundan T'yi yavaşlama değil de sabit hızla gidiyormuş görecektir. 3 aradığım cevaplardan biri değil. 1 bir ve 2 aradığım cevap bu durumda cevap C'de cihatça fizikte yer almaktadır. Yeryüzünden uzaya gönderilen bir uzay aracı hareketinin bir bölümünde düşey yukarıya doğru sabit hızla hareket ederek dünyadan uzaklaşmaktadır. Yeryüzünden uzaya gönderilen uzay aracı şöyle bir roket gibi düşüneyim bunu. Hızı sabit bir şekilde yukarı doğru yükselmekte. Kütlesi ise sabit. Kütlesi değişmiyor. Kütlesi sabit kabul edildiğine göre hareketinin bu bölümünde yani dünyadan uzaklaşırkenki bölümünde uzaya aracına ait niceliklerinden hangileri azalır demiş. Bakın ağırlık azalır mı? Dünyadan, dünyanın yüzeyinden uzaya boşluğa doğru gittikçe yer çekim iğmesi azalır. Haliyle uzay aracının ağırlığı g eşittir m çarpı g. Kütle sabit, yer çekim iğmesi azaldığı için ağırlığı da azalmış olacaktır. Bir aradım cevaplardan biri oldu. Çünkü azalır diye soruyormuş. Kinetik enerjisini soruyor. Kütle sabit kabul ediliyormuş. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kareydi. Kütle sabit. Hız da sabit mi? Bakın şuraya yazmışım. Hız sabit. Bu durumda hız sabitse kinetik enerjinin de sabit olması gerekiyor. Kinetik enerji azalmaz. 3 numaralı öncül için e eşittir eksi g Büyük m çarpı küçük m bölü aralarındaki uzaklık r olsun yani. Küçük m zaten şu uzay aracının kütlesi, büyük m de dünyanın kütlesi olsun. r ise bunların arasındaki şu uzaklık. Ya uzay aracı dünyadan uzaklaşıyor, r artar. Bu durumda zaten enerji ifadesinin başında eksi olduğundan potansiyel enerjinin de artması gerekir. Haliyle kütle çekim potansiyel enerjisi azalır diyor ya azalmamış artmış. Cevap yalnız bir ağırlık olarak bulundu. Düşey kesti şekildeki gibi olan yukarıya doğru daralan boş bir kaba sabitte debili musluktan tel süre su akıtıldığında kapta biriken suyun yere göre yer çekim potansiyel enerjisi E oluyormuş. Tel süre su akmış. Tel süre su aktığında V hacminde su akmış olsun. Çünkü musluğun debisi sabit diyor. Yani musluktan bir bardak kadar su akmış oluyor. Hale şu kadar H kadar yüksekte su akmış olduğunu düşünelim. Buna göre musluktan T süre daha su aktığında yani artı V kadar daha V hacminde daha su aksın. Bu durumda kapta suyun yere göre yer çekim potansiyel enerjisi için ne söylenebilir? Kaptan suyu taşırma sıcaklığı ve yer çekimini de sabit al demiş. Bir bardak daha eklersem ne olur? 2H mi olur? 2H olmaz ki. H'den daha fazla olur. Çünkü yukarıya doğru daralıyor. H'den fazla oldu. Ama ilk durumda kütlemiz M'di. M'ken yere yüksekliğimiz A kadar olsun. Yani potansiyel enerji formülü MGH'tı. Yere yüksekliği alayım. Yere yükseklik derken yani suyun ağırlık merkezinin yere yüksekliğine A demiştim. İlk durumda e eşittir mg a oldu. İkinci durumda ise kütle iki katına çıktı. Ama yükseklik tam olarak iki katına çıkmaz. Yani iki a olmaz. İkiden daha fazla olur. Kap düz olsaydı şayet bir bardak su attığınızda m yere olan yükseklik a değil mi? Şurası da a. Ya yine eklersen bakın. Kaba bir bardak daha su eklediğinde m m 2 m 2 m'in de tam kütle merkezi orta yerde yani 2 a olmakta. Bu durumda 2 m çarpı g çarpı 2 a'dan 4 e yazabiliriz. Kap düzgünse ama kap yukarıya doğru daraldığı için şu yüksekliğimiz 2 h değil de 2 h'den fazla oldu. Bu durumda enerjimiz 4 e değil de 4 e'den fazla olmalı. Görelim mi? 2 m g çarpı yere yükseklik artık 2A değil de 2A'nın biraz daha yukarısında 2A'dan fazla bir yükseklik olmalı. Toplam suyun kütle merkezi yani. Bu durumda E2 ne olur? 4 mg A'dan fazla bir değer bulunmuş olur ki bu da 4 E'den fazla değeri E seçeneğinde bulunmaktadır. Bir hidroelektrik santralde üretilen elektrik enerjisi K transformatöründen geçirildikten sonra şehirler arası gerilim hatlarına veriliyor. Bir şehre gelen elektrik enerjisi L transformatöründen geçirilerek evlere dağıtılıyor. Bir evdeki prize gelen elektrik enerjisi ise M transformatöründen geçirilerek bilgisayara aktarılıyor. Buna göre yukarıda verilen kullanım amaçlarına uygun olan K-L-M transformatörlerinin türü, Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hidroelektrik santralin çıkışına konulan transformatör yükseltici transformatördür. Burada yükseltici bir transformatöre ihtiyacımız var. Santralin girişinde gerilim yükseltilir, akım düşürülür. Transformatörün santral çıkışında gerilimi yükseltip akımı düşürmesinin sebebi kayıp enerjinin en aza indirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla akım azalınca ısıya gidecek enerji de azalmış olacak ve kayıp enerji de azalmış olacaktır. Sonra mahallede yani evdeki prize gelmeden önce gerilim azaltılır. 220 volta düşülür ve akım da artırılır bu durumda. Ama sonrasında ise bilgisayara prizden bilgisayara PC'ye gidecek olan voltajın daha düşük olması gerekiyor. Çünkü PC'nin içerisinde yani bilgisayarda transistörler, diyotlar gibi çok düşük voltajla çalışan elektronik devre elemanları bulunmaktadır. Her parçanın çalışma voltajı farklı olduğundan bu güç kaynaklarında 3.3 volt, 5 volt, 12 volt gibi farklı çıkışlar bulunur. Bilgisayarın girişinde 220 volt olan elektrik bilgisayarın ihtiyacına göre 6 veya 12 volt seviyesine düşürülüyor. Dolayısıyla 6 ya da 12 volt seviyesine düşürülünce evden PC'ye de şu arada alçaltıcı yani gerilimi düşürücü bir transformatör kullanılmalı. Santralde yükseltici evdeki prizlere gelene kadar şu yükselen gerilimin tekrar düşmesi için prizler içinde alçaltıcı bir transformatör kullanılmalı. Yine bilgisayar için ise alçaltıcı bir transformatör kullanılmalı. Bu durumda yükseltici, alçaltıcı ve alçaltıcı şeklinde cevap D seçeneğinde bulunmaktadır. Efe başlangıçta yatay X, Z düzleminde durmakta olan şekildeki tek tekerlekli bisikleti pedallarını çevirerek artı X yönünde harekete geçiriyor. Tekerlek artı X yönünde harekete geçiyor. Buna göre bu olay sırasında yargılarından hangileri doğrudur? Bisikletin dönme ekseni xz düzlemine paraleldir şeklinde bir soru sorulmuş. Efe pedalı hareket ettirince pedala uğradığı kuvvetle tekerleği döndürmek ister. Tekerlek bu durumda alttaki yatay zemine ters yönde bir kuvvet uygular pedalın hareketiyle. Fakat zemini harekete geçiremez. Zemin de bu etkiye karşı bir tepkiyle cevap verir ve tekerleği İleri doğru teper yani iter diyelim ki bu tepki kuvvetle sürtünme kuvvetine eşit olur. Bu da tekerleğin artı x yönünde hareket etmesini sağlar. Bu durumda bir zeminin tekerleğe uyguladığı sürtünme kuvveti artı x yönünde olur doğru oldu. İki tekerle merkezine göre etki eden net tork eksi z yönündedir ki tekerlek zaten pedalın etkisiyle saat yönünde döndüğü için torku bulmak için 4 parmak sağ elin 4 parmağı dönmeyi gösterirken baş parmak ise torkun yönünü göstermeli. Bu durumda 4 parmak saatin yönünü gösterirse baş parmak ise ekranın içini göstermeli. Yani şöyle eksi z yönünde olmalı. Bu da torkun yönü oldu. Ne torkun yönü eksi z yönündeymiş. iki doğru oldu. 3 Tekerleğin açısal momentumu eksi y yönündedir ki bakın zaten tekerlek şöyle saat yönünde döndüğü için yine saat yönünde bir açısal hıza sahip olacaktır. Yine sağ el kuralına göre dört parmak dönmeyi yani açısal hızı gösterdiğinde yine baş parmakta açısal momentumu l'nin yönünü göstermeli. Bakın dört parmak saatin yönünü gösterdiğinde baş parmak yine eksi z'yi gösterir. Bu da açısal momentum ile torkun yönlerinin aynı olduğunu gösterir. Her ikisi de eksi z yönünde olmalıydı. 3 aradım cevaplardan biri olmadı. 1 bir ve 2'nin birlikte bulunduğu seçenek C seçeneği. Esnek bir yayın ucuna bağlı bir cisim sürtünmesi yatay düzlemde basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cismin yaptığı basit harmonik hareketin frekansını azaltmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir ki? Esnek bir yayın periyot formülü t eşittir 2 pi kök içerisinde yayın ucuna bağlı kütle bölü yayın sabiti k şeklinde yazılabilir. Frekans bunun tam tersiydi. Yani frekans da 1 bölü t Frekansı azaltmak için periyodu artırmak gerekiyor. Bu durumda periyodu arttırmak için, t'yi arttırmak için kütleyi arttırmalı ya da yay sabitini azaltmalıyız. Yayın ucuna bağlı cismin kütlesini azaltma. Hayır, artırmam gerekiyordu. Bir aradığım cevap olmadı. 2. Yayın esneklik. katsayısı sayısı k'yi azaltma ki 2 aradığım cevaplardan biri oldu. 3. Düzene yer çekim ivmesinin daha küçük olduğu bir yerde götürme ve orada çalıştırma. G'nin küçük olduğu bir yer diyor. Yahu periyot formülünde yer çekiminin herhangi bir etkisi yok ki. Formül iyice de iyice baktığımda formülde genli olmadığını görüyorum. Haliyle periyodu yani T'yi G yer çekimi ümesi etkilemez. 3'te aradığım cevap olmadı. Bu sorunun cevabı yalnız iki olarak B seçeneğinde bulunmalıdır. Gerilimi ve olan bir üretece bağlanarak yüklenmiş paralel levhaların arasındaki uzaklık d'dir diyor. Levhalar arasındaki k noktasından serbest bırakılan yani k'deki ilk hızı sıfırmış. Artı q yüklü ve m kütleli bir parçacık karşı levhadaki l noktasına e kinetik enerjisiyle çarpmaktadır. k ile l arasındaki uzaklık l olduğuna göre e'yi arttırmak için ki bu e dediği şey kinetik enerjiymiş arkadaşlar. Bunu arttırmak için ve yani pilin potansiyeli D, iki levha arası uzaklık Q, yük miktarı M, yükün kütlesi L ise KL arası uzaklık. Niceliklerinden hangileri tek başına arttırılabilir diyor. Sürtünme ve yer çekimini sakın ha önemseme diyor. Pilin pozitif kutbuna bağlı levha pozitif yüklenirken negatif kutbuna bağlı levha negatif yükleniyor artı ve eksi arasında bir elektrik alan oluşuyor ki bu elektrik alana E diyelim. Bu elektrik alan düzgün bir elektrik alan olduğu için her noktada aynı. Yani E eşittir pilin potansiyeli ve bölü D. İşte bu elektrik alan aynı zamanda KL arasındaki elektrik alana da eşit olmalı. Haliyle KL arasındaki elektrik alan KL'nin potansiyeli V KL bölü KL arası uzaklık L şeklinde yazılabilir. Yani V bölü de eşittir. VKL bölü L şeklinde yazdım ki. Buradan da VKL'yi yalnız bırakalım. Yalnız bırakırsam V çarpı L bölü de şeklinde bir ifade bulurum. Yalnız K'den serbest bırakılan parçacık L'ye E enerjisiyle çarpmakta. Bakın ilk enerji sıfır zaten. hız sıfır olduğu için. Burada yapılan iş KL arasında yapılan iş enerji değişimine eşit olmalı. Yani son enerji E eksi ilk enerji 0. KL arasında yapılan iş Q çarpı VKL eşittir. E eksi sıfırdan E olmalıydı. Devam ediyorum. Q V, K, L yerine şuradan bulduğum şu ifadeyi yazacağım. Yani V çarpı L bölü D'yi yazınca bunun da E'ye eşit olduğunu gördünüz. Bakın ne demiş? E'yi artırmak için demiş. E'yi artırmak için ne yapmak lazım? E'yi artırmak için Q'yu, V'yi ya da L'yi artırmak, D'yi ise azaltmak gerekiyor. Hangileri artırılabilir demiş. Tabii ki yük, potansiyel ve L uzunluğu olmak üzere ve Q ve cevap D seçeneğinde. KBL noktasal cisimlerin elektrik yükleri sırasıyla artı Q ve eksi 2Q'dur. K ile L arasındaki uzaklık D iken yükün biri artı Q, diğer yük eksi 2Q. Ve aralarındaki uzaklık D imiş ki bu anda birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü çekme şeklinde F oluyor. Yani daha önce formülü biliyoruz. Formülümüz F eşittir K. Birinci yük çarpı ikinci yük bölü aradaki uzaklığın karesiydi. Burada yine F eşittir K. Q çarpı 2Q, 2Q kare bölü D kare oldu. Diyor ki buna göre K ve L cisimlerinin elektrik yükleri ve aralarındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi gibi olursa cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü 2F olur diyor. Bakın 2F olmasını istiyorum. 2F olması için şunun 4 olması gerekiyor. Yani K 4Q kare bölü d kare olursa 2f olur. Bize bu ifadeyi verecek seçenek gerekiyor. Hemen bakalım seçeneklere yükleri çarpıp uzaklığın karesine bölmeli. Şu iki yükün çarpımı eksi 4 çarpı q eksi 4 q kare. Uzaklık 2'nin karesi 4 d kare. Eksi 4 q kare bölü 4 d kare ne olur? 1 Bir olur. 1'i değil 4'ü arıyorum ben. 2 çarpı 2 4 Uzaklığın karesi 4. 4 bölü 4 bu da yine 1 olmalı. 1'i aramıyorum ben. Onu hatırlatayım tekrar. 2 çarpı 2 4. Evet uzaklığın karesi 1'in karesi 1. Ana 4 bölü 1 cevap 4. Aradığım şey çıktı. Çünkü 4'ü arıyordum. Bakın 2 zaten F'ye eşti. 4'te 2 F 2 katına eşit olmalı. Cevap C'de cihatça fizikte yer almaktadır. Faruk üzerinden akım geçen sonsuz uzunluktaki düz iletken tel ile iletken bir halkayı şekildeki bir aynı düzleme yerleştirmiştir. Buna göre halkada bir indüksiyon akımı oluşturmak isteyen Faruk işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir? İletken halkada bir indüksiyon akımı oluşması için iletken halkanın içerisinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısının değişmesi gerekiyor. Yani E eşittir eksi delta fi bölü delta t idi. Bir akı değişimi varsa bir emk yani akım oluşturacak bir üreteç vardır. Bu durumda öncelikle akının değişmesi gerekiyor. İletken halka içerisindeki akının değişmesi lazım. İletken halkanın alanı ah. Şu üzerinden akım geçen telin manyetik alanı var. Bunun manyetik alanı da b'dir. Bakın telin manyetik alanı sağ el kuralına göre sağ elin Dört parmağı dönmeyi yani manyetik alanı baş parmağımız ise akımı gösterecek şekilde tutulursa baş parmak ekranın yukarısına akımı gösterirken dört parmakta bu telin sağ tarafındaki manyetik alanı yani halkanın içerisinde bulunduğu manyetik alanı gösteriyor. Bakın halkanın içerisinde bulunduğu manyetik alana B dedik. Bu durumda Halkanın içerisinden geçen manyetik alan çizgileri de fi eşittir b çarpı a olmalı. Yani terim manyetik alanı çarpı ilerken halkanın alanı. Ben akının değişmesini istiyorum. Yani ya akıyı artırmam lazım ya da azaltmam lazım. Akıyı arttırmak için ya b'yi arttırmalıyım ya da a'yı. a'yı değiştirip. Büyük bir halka getirmediğimize göre a'yı sabit aldım. Peki akıyı azaltmak için ne yapmak lazım? B'yi azaltmak lazım. Alan yine sabit. Ha alanı değiştirmenin bir yolu var mı? Olabilir. Teli çevirebiliriz. Öncelikle B'yi arttırmanın yoluna bakalım. B ise telden kaynaklanıyor. Telin manyetik alanı B eşittir. K çarpı 2 i bölü D'ydi. Yani halkanın şuraya uzaklığına D diyecek olursam B'yi artırmanın veya azaltmanın yolları ne? B'yi artırmak için akım artmalı ya da uzaklık azalmalı. Bakın bir düz telden geçen akımın şiddeti artarsa B artar. B artarsa fi artar. Fi artar akı değişimi olursa E yani akım üretecek olan bir üreteç olur ki indüksiyon akımı da oluşur bir doğru oldu. İki iletken halkayı tele yaklaştırmak ki D uzaklığı azalırsa B artar. B artınca halkadan geçen fi artar. Fi artınca da halka artan akıyı manyetik akıyı azaltmak için zıt yönde bir manyetik alan oluşturur. Ve oluşan bu manyetik alanda halkadan bir akımın geçmesine neden oluyor. Yine sağ el kuralına göre 4 parmak dönmeyi akımı gösterirse baş parmak da B üssünü yani artan B'yi azaltmak için oluşan B üssünü gösteriyor. Nokta şeklinde oldu. Bu durumda akım geçecekti. 2 de doğru oldu. 3. İletken halkayı bulunduğu düzlemi değiştirmeden kendi merkezi etrafında döndürme. Bulunduğu düzlemi değiştirmeden döndürme ne demek? Şu demek. Muhtemelen şunu diyor. Yani şöyle dönsün habire. Habire böyle dönsün. Böyle 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 dönecekmiş. Şunun gibi. Habire çevirdiğimizde ne olur? Ya alan değişmez ki sürekli döndürüyorum böyle. Dolayısıyla alan değişmez. Alan değişmez. Alan sabit. Buradan geçen çizgi sayısı sabit. Hayle fides sabit oldu. Bu durumda kendi merkezi etrafında döndürürsem ne A'yı ne B'yi değiştirebiliyorum. A ve B değişmeyince fi değişmedi. Akı değişimi de sıfır oldu. Akı değişimi de sıfır olursa E de sıfır olur. E sıfır olursa akımda falan elde edilmez. 3 aradım cevaplardan biri olmadı. 1 bir ve 2 aradım cevapmış. Bu da C'deymiş. Ada hava sürtülmesinin olduğu ortamda bir kuleden küresel ve küçük bir cismi serbest bıraktığında bu cismin bir süre sonra limitize ulaştığını gözlemliyor. Kuleden cismi serbest bırakmak demek ilk hızının sıfır olması demek. Hava ortamı olduğuna göre cisim hızlanacak ve limit hıza ulaşacaktır. Limit hıza ulaştıktan sonra ise artık hep sabit hızla düşmüş olacaktır. Yani şu arada hızlanıyor. Hızı artıyor. Hızı artarak limit hıza ulaşıyor. Bu süreçte bak demiş. Bununla ilgili bazı yorumlar. Adanın cismin limit hıza ulaşma süreci ile ilgili yaptığı bazı yorumlar aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre adanın bu yorumlarından hangileri yanlıştır? 1- Bu süreçte cisme etkiden hava sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürekli artmıştır. Yani limitse ulaşana dek ki havanın direnç kuvveti yani havanın sürtünmesi F süre eşittir. K çarpı A çarpı V kareydi. Cisim küresel bir cisim olduğu için cismin hareket edik en büyük kesit alanı A sabitti. K havanın ve cismin şekline bağlı bir katsayı. Bu durumda ve hız artacağından havanın sürtünme kuvveti artar. Limite ulaşana kadar hız artıyordu. Hız artınca havanın sürtünme kuvveti sürekli artmıştır. Doğru oldu. 2. Bu süreçte cismin hızının büyüklüğü sürekli artmıştır. Evet doğru. Aşağı doğru hızlanıyor. Çünkü sıfırdan ve limite doğru hızlanması gerekiyor. Hızlanınca havanın sürtünme kuvveti artmış oldu. Bu da doğruydu. 3. Bu süreçte cismin ivmesinin büyüklüğü sürekli artmıştır diyor. Aşağı doğru gelirken cismin aşağı doğru ağırlığı G. Yukarı ise buna havanın sürtünme kuvveti ya da havanın direnç kuvveti Fs etkiler. Bu cismin ivmesi ise A eşittir net kuvvet bölü toplam kütle şeklinde yazılabilir ki A eşittir aşağı doğru ağırlığımız vardı. G eksi F sür bölü M şeklinde yazdım. Kütle sabit mi? Kütle sabit. Cismin ağırlığı sabit. Havanın sürtünme kuvveti sürekli artıyor. Bu durumda şuradaki net kuvvet ifadesi var ya şu ifade. Yani G eksi F ifadesi azalıyor. Bu ifade azalır. Kütle sabitse ivme de azalmış olması gerekir. Sürekli artmış diyor. Bu yanlış oldu ki. Adanın bu yorumlarından hangileri yanlış diyor. Biz yanlışı arıyoruz. Bu durumda cevap yalnız 3 B oldu. Eşit bölmeyi doğrusal veya tay bir yolda sabit hızlarla hareket eden x ve y cisimlerinin boyutları eşit ve küp biçiminde olup kütleleri sırasıyla m ve 2 m'dir. x'in kütlesi m, y'nin kütlesi ise 2 m. Cisimler t eşittir 0 anında, şekildeki konumlarından geçtikten t süre sonra k noktasında esnek çarpışma yapıyorlar. Buna göre çarpışmadan 2 t süre sonra x'in ve y'nin konumları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? K noktasında çarpıştıklarına göre x 2 birim yol almalı. Y ise 1 bir birim yol almalı. 2 birim yol alanın hızı 2v ise yani x'in hızı 2v ise y'nin hızı da v olmalı. Bu durumda 2t süre sonra bunlara ne olacağını soruyor. Bakın ilk durumda m çarpı 2v x'in momentumu Ekranın sağına doğru 2mv. Y'nin momentumu bu da yine ekranın soluna doğru 2mv. Esnek çarpışma yaptıklarına göre cisimlerin çarpışmadan önceki momentum büyükleri eşit ise cisimler geldikleri hızlarla geri dönerler. Yani x dönerken hızı 2v olmalı, y dönerken hızı v olmalı. 2t süre dediği için t sürede x 2 birim yol almışsa 2 T sürede dönerken 4 birim yol almış olmalıdır. Y ise K ye gelmeden önce T sürede 1 birim yol almışsa dönerken bunun 2 katı yani 2 birim yol almalı. K'den itibaren saymamız gerekiyor. K'den itibaren saydığımızda bakın X 4 birim yol almış olmalı ki K'de çarpışan X ve Y'nin görüntüleri şöyle olmalı. Bakın şu X. X burada çarptı ya şuraya. Dönerken bak şu nokta ne kadar yol almalı ona bir bakalım. Dönerken bakın 1, 2, 3 ve 4 yol aldı. Bu durumda X burada olmalı. Y ise K notasında şöyle bir görüntü arz ediyor bize. Bu durumda şu noktayı seçelim. Bu da 2 birim dönecek diye 2 birim döndürüyorum. 1, bir, 2 evet. 2 birim dönerken Y de şuraya ulaşmış olmalı. Bu durumda cevap D seçeneği olmalıdır. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cisme ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü cisim hareketini devam ettirdiği sürece değişmez? Cisim düzgün çembersel hareket yapıyorsa hareket boyunca hızın büyüklüğü sabit olmalı ama hızın yönü değişebilir. Düzgün çembersel hareket demek hızın büyüklüğünün sabit fakat yönün değiştiği bir hareket. Bu durumda bakın Hangilerinin büyüklüğü diyor bak cismin hareketini devam ettirdiği sürece değişmez diyor. Bakın büyüklük dediği için büyüklüğe dikkat etmem gerekiyor. Cismin kütlesi m sabit. Bu durumda hızın büyüklüğü değişmediği için f eşittir m çarpı v kare bölü r. Düzgün çembeze hareket yapmak demek r'nin de yani yarı çap vektörünün de aynı olması demektir. r sabit Hızın büyüklüğü sabit, kütle sabitse f sabit olur, f değişmez. Bu durumda iki aradım cevaplardan biri oldu. Çizgisel hız ise v eşittir 2 pi r bölü t idi. Periyot sabit, düzgün çembersel hareket yapmış, düzgün bir çember çizmiş. Periyot sabit, r yarıçap sabit, h ile hız da sabit olur, değişmez. Alçısal hızın büyüklüğüne gelince o da omega eşittir. 2 pi bölü t'ydi. Periyot sabit. Çünkü düzgün bir çember çizmiş. Düzgün çember çizmiş ve hızda büyüklüğü sabit olduğundan bir periyot 10 saniye hep 10 saniyedir yani. Bir periyot 20 saniye hep 20'dir. Periyot sabit. 2 ve pi sayıları sabit olduğundan açısal hızın da büyüklüğü sabit olmalı. Bu durumda cevapta E seçeneğinde yer almalıdır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir, yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.